Hayrettin Karaman Laikçiler atakta. İnsan hakları temel metinlerinde yer verilen ilke laiklik değil din ve vicdan hürriyetidir. Bir ülkenin anayasası ve diğer kanunları dinle alakalı olup herkesi mecbur etmeyen, isteyen insanların uygulayabileceği düzenlemeler getiriyorsa bu din ve vicdan hürriyetine aykırı değil, bu ilkenin vazgeçilemez bir uzantısıdır. Ey CHP'liler, Kemalistler ve benzerleri siz laikliği böyle anlamadığınız sürece insan hak ve hürriyetlerine ters düşen bir konumdasınız. Bunu unutmayın. Bir CHP sözcüsü, müftülere de resmi nikah kıyma yetkisi veren kanun tasarısının meclise gelmesi sebebiyle tasarının anayasaya aykırı olduğunu açıkladıktan sonra şöyle diyor. AKP'nin yapmak istediği şey Türkiye'yi bir Orta Doğu din devleti yapmaktır. Bre Cahil, 1920'li yıllara kadar Türkiye, Osmanlı Devleti şeriatla idare ediliyordu. Yani İslam Devleti'ydi. Peki o zaman bu devlet bir Orta Doğu din devleti miydi? Filipinlerden, Malezya ve Endonezya'dan Fas'a kadar birçok İslam Devleti var. Buralar Orta Doğu mu? Dünyanın her yerine yayılmış 2 milyara yakın Müslümanın dini İslam'dır. Bunlar Orta Doğu mu? Anayasasının ilk dört maddesi değiştirilemez olan bir ülkede bu kadar basit din ve vicdan hürriyetinin, dolayısıyla insan haklarının zorunlu bir sonucu gereği olan ve herkesi mecbur etmeyen bir düzenleme yapılıyor diye bu kadar gürültü koparanlar, Laiklik elden gidiyor diye bağırıp çağırarak huzur bozanlar, laik demokrat insan hakları savunucusu olabilirler mi? Anayasanın on dördüncü maddesi şöyle diyor. Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz. 24. maddede şöyle, kimse devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfus sağlama amacıyla, her ne surette olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz. İsteyen vatandaşların resmi nikahlarını bir devlet memuru olan müftiye kıydırmaları durumunda 1. Devlet ülkesi ve milletiyle bölünüyor mu? 2. Devletin temel düzenini din kurallarına mı dayandırıyor? Yapılan bir devlet temel düzeni değişikliği mi? 3. Milli birlik ve beraberlik bir kısım vatandaşları inançlarına aykırı uygulamalara zorlamakla mı gerçekleşir? Okuduğunu anlayan herkes bu sorulara hayır diye cevap verecektir. Laik devlet dinsiz veya gevşek dinli vatandaşlarına olduğu kadar dindar vatandaşlarına da hizmet etmeyecek mi? Yani bu vatandaşların inançlarına uygun yaşama imkanlarını sağlamayacak mı? Bu ülkede yıllarca din eğitimi ve öğretimi yasaklandı. İnancına uygun giyinen kızlarımız, kadınlarımız insan hak ve özgürlüklerinden mahrum edildiler. Vatandaşlar ya paralarını yastık altında tutmaya veya faizci bankalara yatırmaya mecbur edildiler. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün ve bütün bunları yapan CHP zihniyeti laik demokrat insan haklarına saygılı olduğunu iddia etti. Halkın iradesiyle ve demokrasi yoluyla zulüm sona erdirildi. Din ve vicdan hürriyeti adına bazı imkanlar sağlandı. Bu nikah düzenlemesi de işte bunlardan biridir. Ey CHP ve ötekiler, çatlasanız da patlasanız da artık geriye dönüş yok. Halkımız haklarına sahip çıkıyor ve sesini çıkarıyor. İsteyen nikahını belediyede, isteyen de müftülükte kıydırır. Bir taraf diğerini bir yere mecbur etmez. İşte asıl bu uygulama mecbur olanın küskünlüğü ve öfkesi yerine hür olanın saygısını getirir. Milli birlik ve bütünlüğü sağlar. Konunun dini yönünü tartışmak ve vatandaşların dini hassasiyetlerini sorgulamaksa laikçilerin hakkı ve haddi değildir. Hayrettin Karaman Yeni Şafak